Bizim yapmış olduğumuz tarımsal kalkınma kooperatifinin Avrupa Birliği destekli, İPART destekli, kırsal kalkınmayı destekleme kurumuna yapmış olduğumuz projeyle 1 milyon 350 bin lira değerinde bir tesis yapmaya başladık ve tesisimizi yaptık, bitirdik. Yapı kullanım izni alma esnasında ufak bir pürüz çıktı. Bu pürüzün giderilmesi için, çünkü süreç azdı, 30 Eylül'de ÖTP'mizi vermemiz gerekiyordu. Bu ÖTP'ye yetişebilmemiz için Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden 21 Haziran'da eğer bu dosya önergeyle kabul edilmiş olsaydı, aynı gün İmar Komisyonu'na sevk edilecekti. İmar Komisyonu'ndan da ay sonunda çıktıktan sonra askıya asılacaktı. Bir aylık askı sürecinden sonra Ağustos sonunda pürüz çözülmüş olacaktı ve biz de bir aylık süre içerisinde bu ÖTP'yi hazırlayıp bitirecektik. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ'a gittik. Bir dostların sayesinde bir randevu ayarladılar. Hazırlamış olduğumuz plan değişikliğinde Abdullah Karadağ'a sunduk. Konuyu anlattık. Sağ olsun kendileri ilgilendi. Ben dedi bu dosyayı yarın mecliste önergeyle vereceğim dedi. Başkanım ben de geleceğim dedim yarın meclise. Ve Perşembe günü meclise ben de gittim. Dosya mecliste verilmeyince şok oldum. Dışarıya çıkmasını bekledim Abdullah Bey'in. Abdullah Bey dışarıya çıktı. Dedim Abdullah Bey hayırdır? Nedir dedi bu konu? Niye vermediniz dedim. Yani bu tarafı kusura bakma dedi. Ben dedi hani teşkilatın gereği, teşkilatçı olduğumuz için dedi. Bu sebepten ötürü dedi. Kudanya AK Parti İlçe Başkanı Murat Bey'i aradım. Bana Murat Bey senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. Ben onu söylemek istemiyorum burada. Onu zaten bilen kişiler biliyor. Ve biz ilçe teşkilatı olarak ve ilçedeki tüm meclis üyeleri olarak bu dosyanın önergeyle meclise sunulmasını istemiyoruz. Karşıyız diyor kendisine. Ben de kendisine şu ifadeyi kullandım. Başkanım, bu Ramiz Batman'ın işi değildir. 226 ortaklı Kumbakaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin işidir. Bu tüzel kişiliktir. Kamu yararı vardır. Sizin bu eylemi yapmanızla 15 Temmuz'da bu ülkeye darbe yapmaya çalışan FETÖ'cülerden farkınız nedir? Bununla ilgili gerekli yerlere gerekli şikayetlerimizi de yapmaktan imtina etmeyeceğiz. Doktor Murat'ın da benim şahsım hakkında söylediği çirkin sözlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na yapacağım suç duyurusunda sizi de şahit olarak göstereceğim. Siz de gidin ifadenizi doğru ya da yanlış verin diye kendisine de beyan ettim. Yani arkadaşımız, bizim bu kardeşimiz, bizim bu Kumyakalımız, Kumyaka'da hiçbir eseri olmadığı gibi, Kumyaka'ya hiçbir şey yapmadığı gibi, Kumyaka'nın kasarımlarını, Kumyaka'nın insanının istihdam edilmesini, Kumyaka'nın gelişmesini, yani bulunduğu siyasi partinin bu ülkeyi göklere çıkarması ve vasıf medeniyetlere getirmeye uğraşmasının yanı sıra bunun dibe vurdurmasını bir türlü anlayamıyoruz. Yani gerekçesi nedir diye sorulduğunda, siyasi olarak benim karşısında durduğumu ifade ediyor. Oysa ki böyle bir şey yok. Bizim siyasetle işimiz yok. Biz muhtarız. Bizi bütün herkes tanır. Muhtarların siyaset üstü kişiler olduğunu düşünen biriyim ben. Kesinlikle bir muhtarın her türlü siyasi oluşum içerisinden hizmet alabileceğini düşündüğüm için kendimin siyasetten soyutlamış bir insan olarak kabul ediyorum.